Türkiye'nin arışı kenin, tüvelügü bekim, keleçegi carkın, iyigiligi arbın bolsun. Mayramdar ötkündü istep, uçurdu bağlap, ertenkige işenim artı üçün ötkürlöt. Andıktan artka biraz kılçayıp, karay turgan bolsok, barına murda, 100 yılda basıp ötkün joldun uzunu menen tuğrası, manisi menen mağızı, jetişkendikleri göz aldıga keletigen. Türk elinin kemenger jol başçısı, Mustafa Kemal Atatürk'tün, jana ağa üzüngülöş joğun top çığan oğul kızlarının, kajıvas kayratı menen, biyik duhunan jaralgan uluttuk boştondok kıymalı, iri imperiyanın orduna prezidenttik respublika kuruğa çeyin ösüp önükkün. Kırgız elinin 50 yılda el jañı, 100 yılda jer jañı degen nakıl sözü var. Anın sıñarı tekteş Türk eli eki jolu jañılanıp al jaşagan kuttuu jerde ulan bargan sayın jañılanıp köktönüp önü ösüp jatkan maal. Bordoş Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihi kubattu imperiyanın orduna uluttuk memleket tüptüğünün özünün tarihi sayasi jana ilimi murasın zamandın şartlarına jaraşa saramjaldığı koldu paydalanıp ırgaldığı jana tengtaylaş şönügünün özün özü kadırlap östürüğünün ülgüsün kürsetüp durat. El ele, gönül gönüle, ötelerin ötesine, dirliğe, birliğe gideceğiz. Sizlerle böyle bir günü kutlamanın mutluluğu içerisindeyim. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Cumhuriyetimiz 100. yılını kutluyor. Gönül isterdi ki daha mutlu, daha barış içerisinde bir dünyada bu günleri kutlayalım. Yurtta sulh, cihanda sulh dedi Atatürk. Bunu dünyaya anlatmamız gerekiyor. İşte Türkiye'ye düşen görev de burada başlıyor. Geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti gelişmiş 20 ülkeye dönem başkanlığı yapan bir ülke. Gökyüzünde sihaları, ihaları, kızıl elmaları dolaşan bir ülke. Biz biliyoruz ki artık dünyanın en güçlü ordularından, en güçlü ekonomik durumuna, en güçlü donanmasına sahip bir ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Var olsun, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti yaşasın. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi önümüzdeki yüzyıl Türk yüzyılıdır. Türkiye yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı yine Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle aynı zamanda Türk dünyası yüzyılıdır. 12 Kasım 2021 tarihini hiçbir zaman unutmayacağız. Gençler, Türk Devletler Teşkilatı'nın kuruluş tarihidir. İstanbul'da Sultanahmet'te kuruldu. Sultanahmet'te olmasının ayrıca bir önemi var. 1453'ü bilenler İstanbul Sultanahmet'te kuruluş nedenini de anlarlar. Onun için Türk Devletler Teşkilatı'nın kuruluşu bizim için çok kıymetli. 3 Kasım'da Kazakistan'da yine Türk Devletler Zirvesi var. İnşallah Türk Devletleri Zirvesi'ne 6 bağımsız Türk Devleti'nin hepsinin cumhurbaşkanları katılacak. Bunun yanında
Macaristan gibi özüne dönen, Kıbrıs gibi kahramanca mücadele eden Türk devletlerinin de cumhurbaşkanları 3 Kasım'da Kazakistan'da Almata şehrinde bulunacaklar. Bu dosta güven, düşmana korku demektir. Aslında bizim için dünyada düşman yok. Bize düşmanlık edenler var. Biz kimseye düşman değiliz. Hepsini Yaradan'ın bir kulu olarak görürüz. Ama bizden huzursuz olanlar, bizden rahatsız olanlar elbette olacaklardır. Onların rahatsızlığı bizim başarımıza engel değildir. İşte önümüzdeki yüzyıl bu meşalenin parladığı yüzyıl olacak. Bu bütün Türk devletlerinin tekrar şahlanışı olacak. Bu aynı zamanda kendini insan hisseden, ezilen bütün insanlığın ışığı olacak. Çünkü Türk güçlü olduğunda insanlar huzurlu, mutlu ve refah içinde yaşamıştılar. Ta ki biz bunu kaybettiğimizde yakın tarihte gördüğümüz gibi çoluk çocuk demeden katletmeyi bir kendilerine vazife edenler var. Bunlar bilmelidir ki önümüzdeki yıl masanın gerçek efendisi yerinde olacak. O da Türk Devletler Teşkilatı olacak. Biz biliyoruz ki vakit tek yürek, tek vücut ve tek Türk dünyası olmaktır. Vakit akıl ve gönül birliğini kurmaktır. Vakit ecdattan teslim aldığımız mirasın teminatını gençlerimize aktarmak vaktidir. Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak vaktidir. Bu vakit gelmiştir ve bu vakti iyi kullanmak durumundayız. Sevgili gençler, kıymetli öğrenciler, siz cumhuriyeti ilelebet yaşatacak nesilsiniz. Sizler atalarınızdan aldığınız değerleri gelecek nesillere aktaracak çok kıymetli bir gençliksiniz. Umut ediyoruz ki idealler doğrultusunda vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle, maneviyatınızla, karakterinizle geleceğe damga vuracaksınız. Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin ifadesini hep birlikte güçlü şekilde tekrar ediyoruz. Bir olalım. Olmadı. Türk gençliğine yakışır bir şekilde daha gür. Bir olalım. Daha gür. Bir olalım. İri olalım. Diri olalım. Saygılarım.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı aynı zamanda Türk dünyasının 100 yılında biz de farklı bir etkinlikle kutlayalım istedik. Farkındalık oluşturalım arzusundayız. Bu 100 yıl Türk dünyasına hayırlı uğurlu olsun. Yaşasın yeni yüzyıllar, yaşasın Türk milleti. Geleceğe ışıkla bakıyoruz. Çünkü bu gençlik geleceğimiz bizi geleceğe taşıyacak en önemli unsur. 100. yıl yaşasın, 100. yılımız nice yüzyıllara yaşayalım. Bu bayram tüm Türk dünyasının bayramıdır. Türkiye'nin varlığı Türk dünyasının varlığıdır. Ona göre de bunu kendi bayramımız gibi kabul ediyoruz. Bu günleri birebir Türk kardeşlerimizle, Kırgız kardeşlerimizle bir sırada bir arada olmamıza faharet duyuyoruz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. yılını kutluyoruz. Yani bizim için anavatanımız ne kadar güçlenirse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz de o kadar güçlü oluyoruz. Kendimizi böyle hissediyoruz. Nice yüzyıllar diliyoruz anavatanımıza. Çok sevinçliyim. Anlatacak halim yok. Çok mutluyum bugün de hep beraber olduğumuz için. Evet, bayramımız kutlu olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Rabbim birliğimizi kuvvetlendirsin. Nice yüzyıllara, diğer Türk cumhuriyetlerinin de yüzyıllarını kutlamayı Allah nasip etsin hepimize. İnanıyoruz ki biz bir olursak hiç kimse bizi yıkamaz. Hiç kimse önümüzde duramaz. Oğuz Kağan evlatlarını çağırıyor. Diyor ki, bir ok veriyor evladının birinin eline, bunu kırın diyor. Kırıyorlar. İki tane veriyor, kırıyorlar. Üç tane veriyor, kırıyorlar. Bir sadak dolusu oku veriyor. Kırın diyor, kıramıyorlar. İşte Türk birliği böyle bir şey. Türk devlet teşkilatı bir olduğu sürece hiç kimse bizi kıramaz. Hiçbir devlet önümüzde duramaz. Biz bir olalım, iri olalım, diri olalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti nice yüzyıllar yaşasın. Var olun, sağ olun. 100 yıl önce bütün dünya emperyalistler bir araya gelerek Türkiye'ni dağıtmaya çalıştılar. Lakin Türk kendi iradesini, kendi gücünü ortaya koyarak bütün sefaletlere, çetinliklere bakmayarak
bu çetinliklere sine gerdi ve devletini, cumhuriyetini korudu. Atatürk düzgün söylemişti. Ne için korudu? Çünkü Türk halkı zekidir ve zahmetkeştir. Ona göre de kendi zahmetiyle, kendi aklıyla devletini koruyabildi. Bu günleri 100 yıl geçmesine rağmen yine de Türkiye'ye karşı uzanan eller var. Lakin Türkiye artık büyük bir cumhuriyettir. Onun etrafında 6 Türk devletleri de var. Biz Azerbaycan'ın timsalında Türklerin bir yerde olmanın behresini gördük. Biz gördük ki biz bir arada olunca bize hiç kes batabilmez. Biz de Karabağ'da kendi bayrağımızı kaldırdık. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türk halkı, yaşasın Türk zekası, var olsun Türkiye.